Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldin. Öncelikle böyle bir giriş yaptığım için özür dilerim ama videolarla ilgili çok kötü bir şey yaşadım. Yükleme sırasında videonun ilk 15 dakikası gitti, silindi ve ben de videoları yedeklemediğim için videonun ilk 15 dakikası yok. Bu yüzden direkt ne aldıklarım var. Onları alırkenki süreç yok, zaten hepsinin de yoktu. Ama böyle bir şey oldu, bir kireliğe mahsus, çok özür dilerim. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler. Dans mı ediyoruz? Müzik koyacak mısın buraya? Öylesine. Aa, çok yakınsın. Hay. Ne bir şey? Gel. Gel. Gel buraya. Gel. Merhabalar efendim. Karman çorman bir video, alışveriş videosu olacak demiştik ama olamadı çünkü Res Benjamin araya bayram girdi. 10 günde falan gelebildi. Ordinariler yurt dışına geldiği için arkadaşımızla havalimanında denk gelip almaya çalıştık. Bunlar geldi. Ayakkabıları Sevgi gördü, hani aradığımız ayakkabılardı, aldı. Converse aldık, o da kargodu şu an. O yüzden ben de dedim ki ben en iyisi aldıklarımı göstereyim ama karman çorman bir videonun sonunda olacak, değil mi Sevgi? Şimdi neler aldığımızı gösteriyoruz. Aslında çok bir şey almadık. Şimdi bunlar Trendyol siparişim. Allah, iki tane crop. Böyle düz basic. Bir tane böyle bir crop. Ön çapraz, arkası çapraz. Ne güzelmiş o. Giyince daha güzel duruyor, biliyor musun? Hı. Tavsiye ederim. Tavsiye mi? Alabilirsin. Yani. Bir tane de kot short. Fitilli gibi short. Kot. Pantolon. Kot. Kot işte. Bu arada neden gözlüklü olduğumu size söylemedim. Diyeceksiniz ki bu salak kız evin içine neden gözlük takıyor? Bir önceki video ben. Bir ne? Bir önceki video ben, şimdi sen. Bir önceki videoda değildin, o arada oldu. Hı, doğru. Şimdi biz gözlerimizi muayene ettirmeye gittik. Çünkü Sevgi'nin aklında bir senedir falan gözlerini çizdirmek var. İkimizin de gözleri bozuk, biz lens kullanıyoruz. Neyse, gittik gözlerimizi muayene ettiriyoruz. Sevgi'ye dedi ki ameliyat. Sevgi baktı, tamam ya, şimdi olsun o zaman dedi. Pat diye ameliyata girdi. Ben korkudan giremedim. Dedim ki, Sevgi'nin muayenesi 5 gün sonraydı. Ben dedim ki ben 5 gün sürede seni takip edeyim. Sonra hani olabilirsem ben olurum. 5 gün sonra gittik. Ben tabii sürekli böyle, Sevgi kalkıyor gözlerini ağrıyor mu? Yatıyor ağrıyor mu? Ağrım var mı? Nasıl hissediyorsun sürekli? Neyse, kontrole gittik. Benim gözlerimi tekrardan baktı. Dedi ki Sam, senin ameliyat yapabilirim. Bir ameliyata girdik ikimiz de ama ameliyat da denmez yani. Küçük bir operasyon bile diyemem. Hani böyle lazerle, tamamen lazer işleme. Giriyorsun, 30 saniye bu gözün çiziyor. 30 saniye bu gözün çiziyor ve bitti. Şu an hani güneş ışığına bakmamamız gerekiyor. O yüzden gözlükleyiz. Evin içinde bile güneş ışığından korunuyoruz. Damlalarımız var. 4 saatte bir, günde 4 kez. Onları sıkıyorsun. Öyle gidiyoruz. O yüzden gözlükle 7/24. Hatta geçen gün Sevgi gözlükle uyuyakaldığında ben Sevgi'ye konuşuyorum falan. Ona cevap vermiyorum. Ne yapıyorsun falan. Meğersem uyuyormuş. Fark etmedik. Bu da kot şortumuz. Ay, kotumuz. Niye kot şortu taktın? Kot şortum istiyorsun. Şimdi o kadar saçma bir şey ki. Ayakkabıları video çekeceğim diye 2 haftadır giymiyorum. Ve ölüyorum. Bende ayakkabı sapıklığı var. Ve benim muazzam ayakkabılarım arkadaşlar. Aşk yaşıyoruz kendisiyle. Artık ayağımı giyinebileceğim. Değil mi? Bunun için Sevgi yüzüne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkürler Sevgi yüzün. Bu da Sevgi'nin ayakkabısı ama İçeride getirdim. Dayanamayıp giyindiği için. Dayanamadım artık çünkü. Benim kadar istikrarlı olamadı bu konuda. Şimdi
Bir sevgili, muhtemelen bu videonun başı o olur diye diye düşünüyorum. Bir sevgili günlük hani böyle çıkalım gezelim diye hem sevgi Galata Port'u görmemişti, oraya gittik. Orada gezerken sevgi Spreyground'dan bir tane çanta istiyorsun, çantası. Onu hiçbir yerde bulamıyoruz. Orada da söylemiştim. Bulan varsa söyleyebilir. Sevgi için. Evet. El birliğiyle. El birliğiyle. Lütfen. Neyse, o çantaya bakınırken ben Spreyground'ın gördüğünüz bu... Ne bekti bu? Ay bilmiyorum. Crossback de değil. De yani. Sen ismini buldun. Hangisi? Aynen yani. Crossback diye farklı bir şey diye geçiyor ama hatırlamıyorum şu an. Ve postacı çantası gibi işte. Var ya modeller, postacı aynen. Modeller. Aynen. Öyle galiba. Şey. Bunu bulduk. Ve tutuldum direkt. Dedim ki yani bunu artık almam lazım. Sevgi de dedi ki bence kesinlikle almamız lazım. Bunu aldık, kime niyet ne kısmet derler. Tabii ki de kullanmadım. Çok güzel ya. 2-3 gün alıyor ve hala kullanmadım. Çok güzel gerçekten. Şu arkasında bile şöyle bir tane bölüm var. Çok beğendim. Hı? Bayağı güzel. Artık kullanacağım. Ama ben muhtemelen bunu çıkarım arkadaşlar. Evet. Sen sonra çıkarır mıydın? Ben çıkarmıştım da zaten. Benim şu çantamda. Ha, ben senin bir tane Spreyground'un var. Yani bence çok garip. Ama takan var ya. Aslında aynen bunun orijinalliğini, özelliğini belli eden buymuş. Aynen. Hani bu burada durması gerekiyormuş ama bana göre ki Sevgi'ye göre de öyle, bu konu hakkında tartıştık. Tartıştık derken münakaşayı konuştuk. Münakaşayı gibi. Çok böyle şey gibi hani. Bilmiyorum. Anladınız. Yok ya, güzel değil bence de. Bence de değil. Çanta buldum. Bir saniye, siz benim ayak işlerimi görmeyin. Evet. Ve Res Benjamin. Burada ne var? Anneciğim, bu senin değil. Tamam mı bebeğim? Evet. Bu siyah medium. Bu Metuş'un tişörtü. Aslında babalar gününde babama hediye almak istiyordu. Biz de dedik ki o zaman ben de aldım. Sevgi annemle babama aldı. Ben de sevgili bana aldı. Bu ama Sevgi'nin babişime aldı. Babişime. Babişim. Siyah. Düz bir tişört. Bu da Sevgi'nin kendine aldığı ama hemen söyleyeceğim size. Les Benjamin'in Azra ile anlaşması varmış. Koleksiyon. Yani bir koleksiyon aynen. Azra, ama bu hangi Azra? Bu konuya hakim değilim. Bilmiyorum. Oradan kendine seçtiği bir tişört. Arkasında Peace in the Middle East yazıyor. Nice. Ama bu sana fazla büyük değil mi? Ben onu böyle tartın üstüne falan giymedik aldım. Biraz small bu arada galiba. Bu small mu? Bak bakayım. Medium mu? Buna dedim ki seç, bunu seçmiş. Ama kargo gelince Azrail'le anlaşmalı şeyi bakmadım, koleksiyondan seçtiğini gelince fark etti. Muazzam. Şimdi burada da Nurşin'le benimkiler. Benimki. Biraz pis çalışıyoruz. Mal orada kartonu yiyor. Bu da annemin siyah yüzü. Kapıl. Bu da benim tabii ki de lacivert. Aslında bir şey diyeyim mi? Crop oversize. Sadece. Evet, çok güzel ama. Rengi çok basit çok ama rengi çok güzel. Aynen. Bu da okey. Ne var? Şurada... O small mu? Medium. Bu mu? Medium değil mi? Medium mu? Small da olurmuş yani. Olurmuş. Medium. Burada Margo'dan sevgili ikimiz yine annem şort yine derken dolaşıyorduk ailece. Annem şort bakmak için Mango'ya girdi. Biz de bayağıdır böyle vest çanta istiyorduk.
Mango'da gördük. Sevgi haki yeşilini aldı. Ben de krem rengisini aldım. Kocaman oluşu güzel. En azından antrenmanlara giderken içine eşyamızı koyabileceğiz. Böyle. Şurasında çıt çıtı var. Bir de şurada minik bir gözü var. Geldik orada ne? Ordinary. Nasıl yapıyorsun lan? Ordinary. Geldik ordinary'ye. Arkadaşlar. Bakım konusunda çok bilgili olmadığımı söylemiştik ama yüzümüze bakmaya başladığımızı da söylemiştik. Şimdi burada ne var? Sevgi Hanım'ın desteğiyle bunları anlatacağız. Sevgi Hanım dedi ki senin yüzüne şu lazım, bu lazım, bu lazım. Ben dedim ki okey alalım. O da hemen tabii kendine gözü döndü. Aa, bir tane kafein, bir tane hyaluronik asit, bir tane. Sonunda eleyip 7 parçayla hayatımızı kurtarabildik. Şimdi arkadaşlar bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hydroalink asit. Ben de bilmiyorum. Yani söyleyemiyorum. Peki hydroalink asitin ne işe yaradığı hakkında bir bilgin? Senin nemlendiricinin daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Cildin ya altındaki. Hayır, onun üstüne sürüyorsun nemlendiricini zaten. O daha nemli ve ama daha uzun süre kalmasını sağlıyor. Ama bu serum. Ben serum olarak kullanıyorum her şey, o yüzden. Bizim aldığımız serum yani. Şu an, Sevgi serum tercih ediyorum şu arkadaşlar. Ben maske çok sevmiyorum. Bir de kafein var. Kafein ama şimdi benim göz altlarımda maşallah şu an bir sorun olmadığı için. Sevgi anneme benzediği için şimdiden önlem alıyor bunun hakkında. Sevginin çünkü ten yapısı, ten kuruluğu, her şeyi anneme benziyor. Annemin de göz altları biraz böyle morarık. Sevginin cilt tipi ve şeyde ne denir? Cilt tipi dedin ama başka ne diyeceğim? Cilt tipine mi giriyor oradaki morarıklık? Yani ben yorulduğumda gözlerim hemen morarıyor, gözlerimin altı. Annemden onu almış, yorulduğunda hemen buralarım morarıyor veya uyuyamadığında. Sevgi de bunu önlem olarak oralarını kafeinle besliyor bol bol. Bunlardan ikişer tane. Bir de burada nemlendiricilerimiz var. Yine klasik ordinary'nin. Düz nemlendirici değil mi bu, bir şey yok? Kuru ciltler için. Kuru ciltler için nemlendirici. Bu kadar. Bitti. Bravo. Mangonu açtın mı? Açtım. Sevgi de bunun haki yeşilini aldı bu arada. Aa, ben yine kullandım. Sevgi tabii ki de yine kullandı. Dün bu geldi şeyle Benjamin. Aldı böyle açıyor. Sevgi'de de bende de paket açma hastalığı var. Ve ben hediye açmaya bayılırım bu arada. Hediye derken hediye paketleri açmaya. Hemen böyle açmaya başladı falan. Babam böyle yaptı. Sevgi sen video çekmeyecek miydin? Sevgi baktı. geri koydum. Ama bu kadar aldıklarımız. Çok bir şey yok. Alışveriş videosu gibi bir şey olmadı. Ama Ayvalık bloğundan sonra bunu söylediğim için aldıklarımı göstermek istedim size. Yani aslında bunlar bayram içinde. Evet. Aslında bunlar balın götüyle beraber. Aslında bunlar bayram içindi. Ama öyle bir blog olmadı. Çünkü internette bulabildik bazılarını. Ordinary mesela burada yok. Les Benjamin'in bedenleri şeyde, Sinyapark'ta yoktu. Nereden bakmıştık? Foodacre'dan mı? Sinyapark'tan pardon. Foodacre'da yok. Hani bu rastgele öyle yürürken kahve içmeye çıktığımızda karşımıza çıktı falan. Ben dedim ki en iyisi aldıklarımızı toplu gösterelim. Alışveriş biliyor. Olmadı o yüzden. Böyle. Bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.